Seçimlerden sonrası AK Parti'nin çizgisini ve gidişatını siz nasıl görüyorsunuz şu anda? Sonra zaten güncel şeylere de soracağım da. Siz şu an nasıl bir resim görüyorsunuz? Vallahi AK Parti seçimden sonra ben de anlamaya çalışıyorum. Baktığım, gördüğümde gerek AK Parti için gerek Türkiye için iyi bir fotoğraf değil. Seçimin bittiği gün Tayyip Erdoğan bir konuşma yaptı. Çok olgun bir konuşmaydı. O konuşmanın altına evet, belki herkes imza atardı. Sonra aradan biraz vakit geçti. Kendi tabiriyle akla ziyan bazı beyanlar duyuyoruz diye. Kendisi bu sefer akla ziyan son derece sert bir açıklamayla işi başka bir tarafa doğru çekti. Evet, şımarıyorlar, şımarıklar gibi bir şeyler söyledi. Onları söyledi. Şımarıkları falan söylemenin haricinde bana aklıma, yani akla ters gelen %40,5'te seçimi kazandık dedi. Yani bu siyasette edilecek laf değil. Demek ki karşında 59,5 var. Yani muhalefete düşmüşsün. Hı hı. Bu çok önemli bir faktör. Sonra içeriye baktığımızda işte bu bir takım ıstakozlar ortaya çıktı. Bu ıstakozla ilgili konudaki kişinin gruba geldiği zamanki gördüğü ilgiye baktım. Hayretler ettim. Yani bizim milletvekili olduğumuz zaman da böyle bir insan meclise gelmekten utanırdı. Bir hafta, bir ay, iki ay odasından çıkmazdı. Şimdi ne değişti o kadar süre içinde sizce, ayrıca hani onu da eklerseniz? Bahar Hanım, şu oldu gördüğüm kadarıyla, özellikle Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildikten sonra, ondan evvel de ama ondan sonra da AK Parti kendi başına yaşayan bir mekanizma haline geldi. Bunun içinde yeni zenginler var. Yani Molière'in yeni zenginleri var. Kibirlileri var. Parayı yeni bulmuş insanlar var. Görgüsüzler var. Dünya kadar görgüsüz var. Ahlak dışı hareket edenler var. Varoğlu var. Bir de tabii inanılmaz bir nepotizm var. Yani hı, Tayyip Erdoğan kendisine biat edeceğini düşündüğü kimseyi hükümette kullanmıyor gibi bir durum var. Hükümette veya mecliste kullanmıyor gibi bir durum var. Bunların hepsi işte %40 mı diyeceğiz yoksa 30 mu diyeceğiz? Çünkü MHP'yi de herhalde konuşacağız Devlet Bahçeli'nin bugün söylediklerini. Orada böyle Türkiye'nin 1/4 ile 1/3'ünü kapsayan, bir kendi başına yaşayan, katiyen kudreti bırakmak istemeyen, zira o kudretten nemalanan, oradan geçinen bir kitle çıktı ortaya. Konuşmalara baktığımda da birçok konuda Tayyip Erdoğan'ın durumu kontrol edemediğini görüyorum. Zaten bir insanın bu kadar şeyi kontrol etmesi çok zor. Tayyip Erdoğan kontrol edemiyor gibi geliyor. Onun için ne olur dediğinizde, büyük bir ihtimalle kontrol edemeyecek ve birçok üniteye doğru gidecek AK Parti. Burada muhalefetin nasıl davranacağı tabii çok önemli. Muhalefet bunu nasıl kullanacak, nasıl değerlendirecek, o çok önemli. Muhalefet... Peki mesela şöyle, hani Abdülkadir Selvi yazı yazmıştı. Hani AK Parti o reformist günlerine dönmeli diye. Hatta ben de sonra sormuştum kendisine. Ya o zaman parti farklı bir partiydi. Şimdi aynı parti yok ki. Yani nasıl olacak bu diye. Ya sonuçta o zamanki partinin başında da Erdoğan vardı. Erdoğan o şekilde yönlendirirse parti şeyleri de teşkilatları da peşinden gelir diye. Var mı böyle bir ihtimal sizce? Zannetmiyorum. Neden zannetmiyorum? Çünkü AK Parti ilk kurulduğu zamanlarda bir koalisyon halindeydi. Eskiden kendi içinde. Vardı. Tabii kendi içinde. Abdülkadir Aksular vardı, Cemil Çiçekler vardı, iyi kötü onay bizler vardık. Başka bir şeyi temsil ediyorduk. Yani yeni bir muhafazakar kitlenin demokratikleşme faaliyetini veya arzusunu temsil eden, yolsuzluğu, yoksulluğu, yasakları bitirmek üzere siyaset yapan bir şey içindeydik, heves içindeydik. Ben 10 ay sonra istifa ettim. Bunun samimi olmadığını gördüğüm için. Ama büyük bir gayretle devam edenler oldu. Ama 2010 senesindeki 12 Eylül referandumundan sonra da her şey patladı. Şimdi gelinen noktada demin anlattığım o kitleye döneceğim. Bu kitle buradan nemalanıyor. Bunlar Türkiye'yi idare etmiyorlar. Bunlar buradan para kazanıyorlar. Şöhret kazanıyorlar, para kazanıyorlar. Kendilerine göre, bana göre büyük bir itibarsızlığın içinde itibar kazanıyorlar. Ona göre arabalara biniyorlar falan. Bunu Tayyip Erdoğan'dan da hiç vazgeçemezler. Neden vazgeçmek istemezler? Bakın çok basit bir soru sorayım. 22 sene oldu değil mi AK Parti iktidara geleni? Bahar Hanım, bir tane AK Partili belediyeden veya hükümetten, ki dünya kadar yolsuzluk çıktı ortaya,
Mahkemede yolsuzluktan yargılandı mı? Bir kişi ya. Belediye başkanları görevden alındı, metal yorgunluğu dendi, hükümetler değişti, bakanlar kendi bakanlıklarına şey sattılar, mal sattılar. Bazı belediye başkanlarına parsel şehrini sattı dendi, o dendi, bu dendi. Bırakın bunların adalete getirilmesini. Bu kişilerin aile fertleri getirildi, milletvekili yapıldı. Şimdi hatta ben size şöyle şey yapayım, bir şey paylaşayım. Türk Hava Yolları eski baş müfettişi Bilal Yıldız paylaşmış. Maaşları genel müdür 1.400.000, genel müdür yardımcısı 1.260.000. Gülüyorum ama hani ağlayamıyorum şu anda. Başkan 700.000, başkan yardımcısı 490.000 diye. Bunlar şimdi nasıl paralar ya? Ne diyeceklerini size söyleyeyim. Bu içerideki maaşlar böyle, yurt dışındaki istasyonların maaşlarını da sorabilirsiniz. Türk Hava Yolları uluslararası bir hava yolu şirketidir. Biz de maaşlarımızı uluslararası rayiçlerden veriyoruz. Yani British Airways'in veya Air France'ın veya ne bileyim ben işte Emirates'in veya Qatar Airways'in müdürü kaç para alıyorsa, Türk Hava Yolları ki çok büyüdü, tabii ki onun da başındaki dolar olarak o parayı alacak diyecekler. Bunlar bile göze batmayabilir. Yeter ki geri kalanını halledin. Bir rezillik var ortada ya. İnanılmaz bir rezillik var. Yani ne tarafından konuşacağımızı insan bilemiyor. Hakikaten bilemiyor. Ve yüzsüzlük, oradaki yüzsüzlük bu İsrail'le ticarette de çıktı ortaya. Şimdi bu çıktığı zaman deseler ki evet arkadaşlar biz bu maaşları alıyoruz. Çünkü uluslararası havayolu şirketlerinde genel müdür maaşı şudur, 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 şudur. Aç bunu konuş. Senden daha liyakatlı, daha ucuz konuşma çalışacak bir insan varsa o tayin edilir. Ama bu böyle olmuyor. Tayyip Erdoğan'ın, özellikle Bilal Erdoğan'ın ve ailenin bir takım fertlerinin onayladıkları insanlar geliyorlar. Türk Hava Yolları yine iyi kötü, iyi giden şirketlerden bir tanesi ama geri kalanına baktığınız zaman Türkiye'de liyakat konusu... Hayır, yani, tek konu bu olsa herkes okey diyecek zaten de. Aynen, yani, çok tek haklısın. Tek konu bu değil yani. Hayır. Olmayan konu yok. Bahar Hanım, olmayan konu yok. Yani Türkiye'de şu anda sıkıntısızca, liyakatla idare edilen bir siyaset veya bir iş veya bir devlet kurumu var mı diye sorduğunuzda belki iyi kötü var diyebilecekleriniz var. Ama geri kalan neyse savunma sanayi herhalde iyi kötü iyi gidiyordur diye düşünmemiz lazım diye düşünüyorum. Orada da bir sürü laflar çıkıyor ama hadi onu kabul edelim. Ondan sonra şeye baktığınız zaman ekonomiye, yönetime, madenlere, şuna buna iyi giden hiçbir şey yok.